Evet, iyi akşamlar. Hukuk sohbetlerinin bu akşamki konuğu kıymetli meslektaşım avukat Aslan Barış. Aslan, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Onurcuğum. Bu akşamki konumuz boşanma davaları, kadına karşı şiddet olgusu ve İstanbul Sözleşmesi. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi bu akşam özellikle boşanma konusuyla ilgili seninle konuşacağız. Sen bu alanda çok deneyimli bir meslektaşımsın. Dolayısıyla kendini istersen kısaca bir tanıtmanı rica edeceğim. Teşekkür ederim tabii ki. Ben Ankara Barosu'na bağlı olarak 2000 yılından bu yana kendi ofisimde serbest avukatlık yapıyorum. Mesleğimin ilk 10 yılında daha ziyade ceza davaları ile ilgilendim. Yalnız ikinci 10 yılında ceza davaları alanından sert bir keskin bir geçişle aile hukuku ve kadın hakları alanına geçtim. Bu geçişte birçok neden oldu ama bunların başında Ankara Barosu'nun o dönemler Barolar Birliği Başkanımız Metin Feyzoğlu'nun kurduğu Gelincik Merkezi'nde çalışmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Hakan Can Duran Başkanımız zamanında başkan yardımcısı olarak beni kurula atamasıyla o alanda çalışmaya başladıktan sonra alanın gerçekten ne kadar yardıma ihtiyaç duyduğunu, bizlerin ne kadar kamusal alanda bir iş yaptığımız için katkısının olabileceğini gördükten sonra kadın hakları konusunda çalışmaya başladım, ağırlık verdim. Ve bu nedenle son 10 yılıma kadın hakları konusundaki çalışmalar hem baro adına hem kendi ofisimde ve boşanma davalarına ayırdım. Zaten işin içine girdikten sonra boşanma davalarının diğer alanlarla birlikte pek yapılabilecek bir iş olmadığını, çok fazla yoğunluk gerektirdiğini, işin sadece dava değil, dava dışında da işte karakolu olsun, adliye olsun birçok uğraş gerektirdiğini gördükten sonra %100 tüm mesaimi bu alana ayırmaya başladım. Çok büyük bir keyifle, severek yapıyorum. Kadınlara ne kadar çok faydamız dokunduğunu ve bu alanda ne kadar çok ihtiyaç olduğunu gördükçe bu şevkim kuvvetleniyor. Mesleğimi de zaten çok severek yapıyorum. Ben adaletin hala varlığına inanan avukatlardanım. Evet. Ülkemizde biraz geç tecelli etse de eninde sonunda haklı olduğunuz davada hakkınızı aldığınıza inanan avukatlardanım. Bu nedenle hayat misyonu olarak, işin olarak, görev olarak çok büyük bir zevkle çalışıyorum. Evet, emeklerine sağlık sevgili Aslan. İstersen yavaş yavaş sorularımızla başlayalım. Bir evlenenler pişman, bir boşanamayanlar belki pişman. Zaman zaman sana bu konularla ilgili mutlaka sorular geliyor. Evlendik ama anlaşamıyoruz diyor insanlar. Bununla ilgili ilk 5 yılın çok önemli olduğu söyleniyor evlilik sürecinde. Her iki tarafında boşanmak istediği durumlarda evlilik süresine bağlı olmaksızın hemen anlaşmalı olarak boşanabiliyor mu insanlar? Anlaşmalı boşanma, insanlar genelde çekişmeli boşanmak istemeyebiliyorlar çünkü. Bir an evvel bu sürecin tıpkı evlendikleri gibi hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorlar. Bu mümkün mü? Değil Onurcuğum. Şöyle değil. Olumsuz bir başlangıç oldu ama evlenirken iki evetle başlıyorlar. Evlilik başlıyor. Fakat boşanırken iki evetle evlilik bitmiyor. Üçüncü olarak hakimin de eveti gerekiyor. Bu Evet. eğer anlaşmalı yolla olacaksa bazı şartları var. Birincisi aradaki evliliğin 1 yıl sürmüş olması gerekiyor. Evet. 1 yıllık evlilik süresi dolduysa ve boşanma nedenlerinden biri varsa bir protokol düzenlenerek hakime başvuruluyor. Hakim eğer bu protokolü uygun görürse boşanma yine sağlanıyor. Anlaşmalı boşanma davasında da her iki tarafın avukatları olsa dahi duruşma salonuna gelmeleri ve protokole geçirdikleri iradelerini bir de hakim önünde tekrar etmeleri gerekiyor. Ama bu durumda bile hakimi protokol koşullarından bir kısmını beğenmezse bu anlaşma metnini onaylamayabiliyor. Evet. En çok da burada şaşırıyor insanlar. Biz ikimiz boşanmak istiyoruz, her konuda da anlaştık. Neden hakim bizi boşanmadı diye duruşma kapılarında çok ahlanıp vahlanan müvekkillerimiz oluyor. Çünkü burada hakim kamusal bir iş yapıyor. Her ne kadar boşanma davalarında taraflarca hazırlanma ilkesi söz konusu olsa da hakim velayet gibi,
çocuğun üstün yararı gibi ya da bunlar olmasa bile her iki taraftan bir tanesinin aslında boşanma iradesinin gerçek olmadığını hissetse dahi boşanma kararını vermeyebiliyor. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. 1600 çeşit dava var hukukumuzda. Evet. Boşanma davası bunlardan bir tanesi. Ama müvekkil için de, şahıslar için de, bizler için de aslında boşanma davası en zor ve meşakkatli davalardan bir tanesi. Evet. Çünkü karşımıza gelen müvekkil o güne kadarki tüm hayat muhasebesiyle karşımızda oturuyor. Evet. Bu yüzden bizlere de hakime de çok iş düşüyor. Evet. Peki zaman zaman şöyle şeylerle karşılaşıyorsundur mutlaka. Protokolü taraflar imzalamışlar. Bu konudaki iradelerinde herhangi bir problem yok ama taraflardan bir tanesi gerek hakim huzurunda protokol şartlarını kabul etmediğini ifade edebiliyor. Ya da o gün bulunması gereken protokolün onaylanacağı duruşmaya gelemeyebiliyor. Bu hallerde protokol imzalanmış olmakla geçerli oluyor mu? Hayır, asla geçerli değil. Her iki tarafında bu protokolü onaylanması, artı dediğimde söyledim ya, üçüncü bir evetle hakimin de buna evet demesi lazım. Bir Evet. söyleşi de duyduğumdan beri kulağıma pelesenktir. Evlenirken iki evet, boşanırken üç evet lazım Evet, bile. harika Yok, bir söz. Ben de bunu yeterli değil. unutmayacağım. Bunu ben çok seviyorum. Onun için sıkça kullanıyorum. Hatta bunu söylediğim her yerde şaşırıyor insanlar. Nasıl yani? Hakimin eveti iki tarafın eveti kadar önemli. Bu bakımdan boşanmak evlenmekten bence daha zor. Evet. O Gerçekten gün de çok güzel bir sözmüş sevgili Aslı. evet, Bunu iradelerinden vazgeçebilir taraflar hakim evet. huzurunda. Bu durumda ne olur? Anlaşmalı şimdi olmadı, kabul olmadı o gün. Çıktı taraflar, düştü mü davaları? Hayır, çekişmeli dava olarak devam edilir. Devam ediyor. Evet, bizler avukatız. Hukuka kamusal anlamda, kamusal nitelik. Zaman zaman anlaşmalı boşanıyoruz ama bir avukata ihtiyacımız olmayabilir diye düşünülüyor. Yani biz bir protokol yaparız. Hatta internetten, yani şimdi elimizde bu tip teknolojik imkanlar da varken Google yoluyla vesaire yoluyla işte bir protokol hazırlanarak mahkemelerin önüne gidilebiliyor. Türkiye Barolar Birliği'nin sloganı herkes için adalet, adalet için avukat. Adalet için avukat. Çok Anlaşmalı katılıyorum. boşanma için avukat gerekli mi, zorunlu mu sence? Zorunlu değil. Hiçbir hukukumuzda demin söylemiştik 1600 çeşit davasının hiçbir için avukat tutma zorunluluğu yok. Ama senin de belirttiğin gibi avukat tutmayıp da Barolar Birliği'nin sloganına uymayıp da Google amca diyorum ben. Google amcaya sorarak dilekçe yazanların o kadar büyük bir kısmının davası reddediliyor ki. Daha sonra aradıklarında ve avukat hanım biz Google amcaya yazdık davamız dava dilekçesinin boşlukları doldurduk davamız reddedildi dediklerinde ben şimdi ne olacağım o zaman Google amcaya sorabilirsiniz diyorum ama Evet. boşanma gerçekten kolay değil. Yeni usul kanunumuz SMK'dan sonra biz avukatlar için bile kolay değil. Evet. Çünkü boşanma davalarında da bütün esaslar değişti. Artık bizim hukukumuz vaka hukukuna döndü. Eski Evet. kanun zamanında şiddetli geçimsizlik var diyordu taraflardan biri. Öbürü de evet var dediğinde hakim çok da suyasa buna dokunmadan tarafları boşayabiliyordu. Şimdi öyle değil. Evet. Dava dilekçesinden itibaren anlaşmalı bir protokolde de olsa, çekişmeli davada olsa, boşanma nedenlerinin neler olduğu baştan yazılı sınırlı, tahdidi, birazdan o nedenlere de gireriz. Gireceğiz. Belirtilmek zorunda olduğu gibi ardından bunların hangi delillerle ispatlanacağının da süresinde ilk dilekçeler tertibi zamanında ortaya koyulması gerekiyor. Artık boşanma hukuku bir vakalar hukuku. Ortaya koyduğunuz bütün vakaları ve bunları ispatlayacağınız delilleri baştan bir hukukçudan yardım almadan oluşturmanız ve davanızı ispatlamanız çok zor. Bunun da Evet. en büyük kanıtı 2020'de olabilir, 19 verisi de olabilir. Açılan boşanma davalarının yarısına yakını, %46-47'si reddediliyor sonuçta. Evet. Çok büyük bir rakam. Sadece tarafların değil, avukat meslektaşlarımızın açtıklarında bile reddedilenler var. Evet. Çünkü ben boşanmak istiyorum, bence bu evlilik artık yürümüyor
demek artık boşanmak için yeterli değil. Bunu mutlaka anlayıp, biraz önce de söylediğin gibi hakimin de evet'i ve ikna olmuş olması. Evet, o iknayı almamız gerekiyor. Bu çok kolay değil artık. Biz avukatlar için de kolay değil. Onun için çok güzel dilekçeler hazırlanmalı. Bütün vakalar baştan yazıp ardından ispat edilmeli. Bir de duruşmalarda artık eskisi gibi değil. Yeni usul hukukundan sonra 5 duyuyla avukatın bulunması şart. Bırak tarafları, avukat bile bir duyuyla eksik bulunsa, duruşmada bir takım şeyleri kaçırsa orada bile ciddi hak kayıpları söz konusu olabilir. Boşanma davaları bence artık matematik gibi oldu. Hani hukukun diğer alanları matematik gibi oldu mu onu bilemiyorum. Çok fazla diğer davalara bakmadığım için. Ama boşanma davalarında gerçekten 2 artı 2'nin 4 olduğunu iddiasını ortaya koyanın ispatı gerekiyor. Evet sevgili Aslan, %46 açılan davalar red oranı dedin son yılların istatistiklerinden. Evet. Hep tartışılıyor. Toplumda boşanma oranları arttı mı? Yani bir yandan gençler evlenmek istiyorlar ama bir yandan da mahkemeler ağzına kadar dolu. Ankara'da 20, Ankara merkezde 20 tane aile mahkemesi var. Her birinin yaklaşık 1000 esası var. Bu da yılda 20 bin boşanma davası sadece Ankara merkez için diyebiliriz. İstanbul'da, yine İzmir'de, büyük şehirlerde evlilik doğal olduğu kadar boşanma da doğal ve kanıksanır bir halde. Bu konudaki istatistiklerle ilgili bizimle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Var tabii ki. Boşanmanın arttığı kanısına son yıllarda ben katılmıyorum. Resmi veriler de bunu doğrulamıyor. Aslında bizde boşanma genelde ortalama bir seyirde gidiyor. Dönemsel durumlara göre artıyor ya da eksiliyor. Mesela geçen yıl pandemiden sonra boşanmalar arttı diye basında bazı haberler gördük ama bu çok gerçeği yansıtmıyor. Belki ev içi şiddet arttı. Belki insanların birbirine tahammülü azaldı. Ama boşanma sayılarının arttığını söyleyemeyiz. Tabii biz hukukçu söylediğimiz her şeyi verilere dayandırmamız lazım. Mutlaka. Bu durumda ben burada önümde TÜİK verilerini, Türkiye İstatistik Kurumu verilerini açıp buradan size bu konuda birkaç istatistik paylaşmak isterim izninle. Lütfen. Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında, tabii şu an 2020 verileri var elimizde, 487.270 olmuş. Hı hı. Bir evvelki yıla göre %10 azalmış. Hı hı. Evlenme sayısı 2020 yılında. Hı hı. Buna karşın boşanma sayısı da yüzde bazında 11 küsürken 12 küsüre çıkmış. Çok az bir artış var. Evet. Dönemsel eğrilerden kaynaklanıyor tabii bu. O zaman şunu anlıyoruz. Evlenme azalmış, boşanma artmamış. Evlenme azalmış, öyle evet, anlıyoruz. Evet, evet. Onu anlamak insanlar daha az evleniyorlar. Yani veya evlilikteki yaş ortalaması belki yükselmiş. O da yükselmiş, evet, evet. Yani aslında 542.000'den %10 ciddi bir azalma var evlenme sayısında. Boşanma sayısında anlamlı bir artış yok. %1 kadar bir artış var. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselmiş. 2020 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25.1 olmuş. Evet. Erkekle kadın arasındaki yaş farkı 2.8 yaş olarak gerçekleşmiş. Bu evvelki yıllarda daha yüksekti. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yani aslında bunlar kabaca baktığımızda şehirleşmenin verileri. Evet. Yani evlenme azalıyor, evlenme yaşı kadında da erkekte de yükseliyor, aradaki yaş azalıyor. Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı 2001 ile 2020 arasında 22.7'den 29'a kadar yükselmiş. Bakın ciddi bir yükselme var burada. Evet. 2001'den 2020'ye kadar 20 yıllık sürede ilk evlenme yaşında ciddi bir 8 yaşa yakın ciddi bir artış görüyoruz. Evlenme evet. hızı vesaire. Demek ki gençler yani erken evlilikler azalmış. Evet. Çok genç evlilikler azalmış. Bundan onu anlıyoruz bir defa. TÜİK verileri onu gösteriyor. Evet ben de baktıkça bu tabloları en çok şehirleşmeyi görüyorum aslında. Evet çok doğru bir analiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan konunun böyle içine doğru girelim istersen sevgili Aslan. Tabii.
Sosyal medya büyük bir problem. Yani insan iletişiminde bir kolaylık bir yandan ama bir yandan da büyük bir problem. Sosyal medyada insanlar birbirlerini takip ediyorlar. Bazen eskiye dönüyor insanlar. Evli olsa da işte daha önceki birlikte olduğu insanları takip ediyor. Gençlerin tabiriyle stalkluyorlar birbirlerini insanlar. Eşimin sosyal medyada benim tanımadığım kişileri eklemesi diyor mesela. En büyük şikayet sebeplerinden birisi herhalde bu sosyal medya hayatımıza girdi. Gerçekten eşlerin birbirinin tanımadığı insanlarla yazışması ya da like'laması, beğenmesi, ondan sonra sürekli olarak eşi dışındaki insanlarla mesajlaşması, DM diyorlar. Sosyal medya üzerinden mesajlaşması veya WhatsApp yoluyla iletişime geçmesi gibi hususlar bir boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir mi? Şöyle Onurcuğum, gerçekten son zamanlarda sosyal medyanın hayatımıza çok girmesiyle çok güncel bir soru bu. Bana da yazdığım dergilerde birçok yerde geliyor bu soru. Kendi sisteme de çok geldi. Şimdi boşanmak için neden arayan eşler, özellikle de bu işte pandemi sürecinde eve kapanıldı, sosyal medya kullanımı arttı. Mesela bizim bugün seninle yaptığımız yayın bile normal hayatımızda yüz yüze yapacağımız halde bu şekilde telefonlara bağımlı, bilgisayara bağımlı yaptığımız bir şey. Kullanım altınca bu tarz sorular da çok arttı. Bunun cevabı şu: sosyal medya kullanımını diğer eşin engellemek mümkün değil. Evet. Bu çünkü kişilik haklarından kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak, özgürlüklerinden bir tanesi, kullanabilir. Bununla beraber bu kullanım tarafların evliliğini bir taraf açısından dahi olsa çekilmez hale getiriyorsa, bu yüzden artık arada eski muhabbet, sevgi, saygı kalmadı ya da diğer eş kendini bu yüzden yalnız hissediyorsa, bu bir boşanma nedeni olarak değerlendirilebilir. Tabii bu stalklamak, işte eski arkadaşlarla, sevgililerle yazışmak, bunlar apayrı boşanma nedenlerine giriyor. Burada güven sarsıcı hareket mi var, aldatma mı var, devamında meydana gelen bir zina mı var, zinanın başlangıcı mı? Bunların hepsini davanın önüne geldiği aile hakimi düşünecek, değerlendirecek. Evet. Ama buradaki asıl aranacak nokta, evlilikte huzurun bozulduğu ve bu durumun ortak hayatı çekilmez hale getirdiğinin ispatının gerekmesi. Evet. Bu Telefon ispat. de telefon dedik, mesaj dedik, sosyal medya dedik. Tabii bu telefonlar değişik amaçlarla da kullanıyor. Eşlerin birbirlerinin telefonuna program yüklemesi gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu Ben de yasal değil. mesela karşılaşmıştım. Evet. Bu yasal değil. Evet. Yani where's my iPhone derken bir yandan da işini işte takip ediyorsun vesaire. Eve gizli kamera yerleştirmek mesela bu mümkün mü? Şimdi bu biraz tartışmalı bir konu. Şöyle, evlilikte eşlerin sadakat yükümlülüğü var ve bir boşanma davası açan eş, sadakat yükümlülüğünün ortadan kalktığını, artık o evlilikte olmadığını başka hiçbir yolla ispatlayamıyorsa, ses ya da görüntü kaydı alabiliyor. Bunu daha önce hem Medeni Kanunumuz hem anayasamıza uygun değildi, anayasal değildi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin son yıllarda çok benim de doğru olduğunu düşündüğüm ve katıldığım bir kararıyla ailenin kullandığı evde, yalnız bak başka bir yerde değil, yani dışarıda değil, işte araçta değil, öbür eşin ofisinde değil, işte aile birliğinin devam ettiği ev içerisinde başka bir delil ya da ispat aracı yoksa, ses kaydı ya da video kaydı alınıp ben davama başka hiçbir şekilde ispatlayamıyorum, tek ispat aracım budur diyerek bunu kullanmak artık anayasal bir hak statüsüne, her ne kadar özel hayatın gizliliği de korunan haklardan biri olsa da, artık burada kişinin hakkı değil de ailenin hakkı, ailenin ortak, nasıl aile konutu yapıyoruz, aileye özgülüyoruz o evi. Bu durumda ailenin evi olarak adlandırılan ev içerisinde bu tarz kayıtları almak artık yasal hale geldi. Evet, peki Medeni kanundan değil de Anayasa Mahkemesi kararıyla artık yasal hale geldi. Onu belirtmek isterim. evet sevgili Aslan, peki bu eşler birbirlerinin kendileri dışındaki hayatlarını da merak ediyorlar. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi başka kişilerle yapılan telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar vesaire. Bunlar boşanma davası sürecinde ilgili kurumlardan geriye dönük olarak ne kadar süreyle isteyebiliyor ve istenebiliyor mu, istenemiyor mu? Bu da bence önemli. İlgili kurumlardan bu istenebiliyor.
Çünkü bunlar da boşanma davasında ispat vasıtası. Bir de bunlar kesin delil değil de takdiri delil olarak değerlendirilmek üzere ekran görüntüsü alınarak da boşanma davalarında çok kullanılıyor. O ekran görüntüsünden işte screenshot diyoruz. Her iki tarafın telefonu olduğu ve karşılıklı yazışmalar olduğu ispatlanıyorsa hakim bunları da kesin delil olmasa bile takdiri delil olarak mutlaka kararında esas alıyor. Şimdi Peki. boşanma davaları... Lütfen Buyurun. Dinliyorum. Demin de söylemiştik, kamusal davalar değil. Taraf her ne kadar kamuyu ilgilendiren ailenin bir ürünü olsa da taraflarca hazırlanma ilkesinin geçerli olduğu davalar. Yani taraflar hangi delille ispat edeceklerse davalarını bu konuda delil ev içinde de artık ses kaydı, video kaydı alınmasının uygun hale gelmesiyle birlikte delil yelpazesi biraz genişledi. Evet. Hakim önüne gelen şeylerde takdire varırsa bu boşanma için. Şimdi boşanmada esas olan biliyorsun kusur gerekli. Yani boşanma davasında mutlak boşanma nedenleri var, nispi boşanma nedenleri var. Her ikisinin de ispatında sadece boşanmayı istiyorum demek, vakaları ileri sürmek yetmiyor. Bir de karşı tarafın bu evliliğin bu hale gelmesinde kusurlu taraf olduğunu ispatlamak gerekiyor. Evet. Sevgili Aslan, buradan devam edelim. Otel kayıtları. Yani şöyle bir örnek verelim. Bildir. Mesela Bildir otel kayıtları. 5 yıllık bir evlilik var. Son 2 yıl hanımefendi eşinden kuşkulanıyor. Kendisi dışında. Sadakat yükümlülüğünün, eşin sadakat yükümlülüğünün ihlal ettiği düşüncesinde eşinin. Mesela bütün otel kayıtlarını, konaklama kayıtlarını geriye dönük olarak isteyebiliyor mu? Belli bir tarih belirtmek zorunda mı? Belli bir otel belirtmek zorunda mı? Ya da biliyorsun bu kayıtlar aynı zamanda emniyet güçlerinde de mevcut kişilerin otel kayıtları. Oteller bildirim yapmak mecburiyetindeler. Yani boşanma davası açıyor olmak bizim geriye dönük her şeyi talep edebileceğimiz delillendirme anlamında bir süreç mi? Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin. Bunu atlamayalım. Zaten boşanmada asıl olan, boşanmaya neden olan son vakadır. Evet. Müvekkil bize gelir, nişanlık ya da ilk tanışma gününden itibaren anlatmak ister. Hakimi de bunu böyle anlatmak ister ama bunun hiçbir geçerliliği yoktur. Boşanmada 20 yıl önceki nişanlanmanın ya da evliliğin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü boşanmaya neden olan olay son vakadır. Bizler kazandıracak boşanma davası dilekçelerini yazarken, ben hep söylerim bunu tüm katıldığım yerlerde, söyleşilerde, son olayın üstünde durunuz. Çünkü Evet. o son olay neyse o bardağı taşıran son damladır. O dakikadan sonra artık evlilik taraflar için çekilmez ya da biri için hale gelmiştir. Ve o son vaka neyse, bu bahsettiğin olay zina, işte güven sarsıcı hareket, pek fena muamele özel nedeni de olabilir. Bunun gibi durumlarda otel kayıtları bu iddiaların ispatı için gerekiyor. Ama bu 20 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık otel kayıtları değil. Burada nokta atışı yapılması gerekiyor. Davayı açtık bugün. 6 ay önceki, biz 6 ay önce ayrıldık, ayrı evde yaşıyoruz. Bizim boşanmamıza neden olan olay, neden gösterdiğiniz vaka, işin aldatması, güven sarsıcı hareketi ise zaten bunu taraflar gelirken hangi otelde ne olduğunu ve tarihini bilerek geliyorlar. Evet, bunu vaka olarak bildirebiliyoruz ve o otele gidip hem mahkeme isteyebiliyor hem de bizler artık avukat olarak da gidip o kayıtları isteyebiliyoruz. Alabiliyoruz, davamızın ekine ekliyoruz. Çözümünü yaptırabiliyoruz. Zaten çok eski tarihli bir kayıtsa oteller de çok eski kayıtları tutmuyorlar. Üstüne kamera sisteminin üstüne çekmesi diye bir şey söz konusu. 3 ay ya da 6 ay en kabaca otellerde kayıt oluyor. Bunun dışındaki kayıda çok da uygulamada ulaşmak mümkün olmuyor. Mümkün değil. Evet, kadınlar tabii boşanma süreçlerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomik özgürlükleri olmayan kadınlar. Bunun için yasanın öngördüğü çalışmayan kadınlar, özellikle herhangi bir geliri olmayan kadınlar yönünden yoksulluk nafakası var. Tabii eğer müşterek bir çocuk varsa bir iştirak nafakası var. Yargılama sürecinde verilen bir tedbir nafakası var. Zaman zaman bir grup erkek tarafından, ki bunlar çok yoğun, çok kalabalık bir grup değil ama her nedense bu nafaka mevzu üzerinde çok durup bir şekilde kadınların bu nafaka haklarını,
Evlerinden almak isteyenler de Evet. var. Nedir bu nafakanın evlisi doğrusu aslan? Bunu bizimle paylaş. Nafaka çok derin bir konu, çok uzun bir konu. Bugünkü bu söyleşi değil, yani saatler ayırsak biz buna çözüm bulamıyoruz. Burada Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla, farklı STK'larla da bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Nafaka olmalı mı, olmamalı mı? İşte yurt dışındaki uygulamalar nedir? Ülkemizde ne olmalı? Bunu hep tartışıyoruz. Şimdi nafakanın esası aile içi emeğin ücretlendirilmesidir Onur. Bu nafakanın çıktığı İngiltere'de de Avrupa ülkelerinde de hep böyle olmuştur. Maalesef bizde aile içi emek hem evlilik birliği içerisinde pek gözetilmiyor. Hem de boşanma davası sırasında işte tarafların sosyoekonomik durumuna göre hakim tarafından işte aynı standartlarda olmasa bile hayatını idame ettirecek kadar kadına ve çocuğa, senin demin söylediğin gibi farklı isimlerle nafaka bağlanıyor ama buradaki asıl tartışılan ve bir kısım erkeğin de itiraz ettiği nokta dava sırasındaki nafaka değil de boşanma kararına bağlandıktan sonra ömür boyu devam edecek olan nafaka. Evet. Ona itirazları var. Mesela işte basında da sıkça yer alıyor. Deniyor ki bir yıllık evlilik, 2 yıllık evlilik, ben bunu ömür boyu nafaka ödemek zorunda mıyım? Burada zaten koşullara bakılıyor. Aslında çoğu kez 1 yıllık, 2 yıllık evliliklerde de ciddi bir nafakaya hükmedildiği yok. Hiç hükmedilmediği dosyalar da oluyor. Burada sıkıntı ve sorun uzun yıl süren, 10 yıl, 20 yıl süren ve bu evlilik yüzünden işte saçını süpürge eden, çalışmayan, çalıştıysa iş hayatından işinin zoruyla çekilip eve alınan, tüm hayatını evde geçiren kadın 15 yılını, 20 yılını evin ekonomisine, çocukları büyütmeye harcıyor. 20 yılın sonunda, 30 yılın sonunda bir boşanma gerçekleştiğinde bir bakıyor ki karısı iş hayatında A noktasından Z noktasına gelmiş, kendisi de ev hayatında bir odadan bir odaya gidebilmiş. Evet. Yani aile içi emeği boşa gitmiş, aile içi emeği hor görülmüş, değerlendirilmemiş ve kalan hayatını idame ettirmek için işi de olmadığı için artık 40 yaşından sonra yeni bir iş bulmak da yine TÜİK verilerine göre çok zor. Evet. Yeni mesleği olsa bile, avukatlık, doktorluk gibi bir mesleği olan bir insanın bile 40-45-50 yaşından sonra baştan bir iş kurması çok zorlaştığı için aslında nafaka, yani dava bittikten sonra öngörülen ve hükmedilmesi gereken nafaka, bunun için kanun koyucunun belirlediği bir nafaka. Ben burada itiraz edilecek hiçbir husus görmüyorum. Evet. Yani 20 yılın, 30 yılın. Speküle ediliyor ama gerçekler, ben de kendi meslek hayatımda gördüm. Yani nafaka ödememek için 40 dereden su getiriyor birçok erkek. Yani mahkeme kararı bile olsa nafakayı ödememek için türlü yol ve yöntemle başvurulabiliyor. Dolayısıyla gerçekten çok bağdaşan aslında itirazlar, real itirazlar değil. Sadece birkaç örnek üzerinden koca bir toplumun medeni hukuktan kaynaklı hakkını elinden almak elbette mümkün değil. Sorular bitmiyor. Evet, boşandığımız eşimizin soyadını kullanabilir miyiz? Tabii ki de. Boşandıktan sonra velayeti kadına verilen çocuk kadının evlenmeden önceki soyadını taşıyabilir mi? Evet. Her ikisinin de cevabı kısaca evet. Anlaşmalı boşanmaysa protokole yazarak, tabii burada her iki eşinin de kabulüyle oluyor, bu protokole yazıyoruz. Evet. Şimdi öyle evlilikler oluyor ki Onurcuğum, demin anlattığım gibi 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl artık kadın ilk soyadını hatırlamıyor. Hayatta, sosyal çevrede ilk adıyla hatırlanmıyor. Ya da ortak çocuklar oluyor okul çağında ve bunlar annelerini kızlık soyadlarıyla tanımıyorlar. Bu nedenle bu tarz durumlarda her iki eşin de karşılıklı vardığı konsensusla bu kullanılıyor. Anlaşmalı boşanmada hiç sorun yok. Çekişmelide de kadın eğer eşinin soyadını kullanmakta menfaati olduğu, bunun kendisi için artıları olduğunu toplumsal ve kamusal hayatta ispatlayabilirse hakim kararıyla da kullanabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Boşandıktan sonra sorduğun o bizde yeni bir kurum. Daha önce pek rastlanmayan bir şeydi. Boşandıktan sonra düşünün ki şöyle boşanmalar da oluyor. En güzeli istediğimiz boşandıktan sonra çocuğun babayla da ilişki kurması ve sürekli görmesi ama anne çocuğunu alıyor, başka bir şehirde yaşıyor, başka bir ülkede yaşıyor. Ya da bir nedenle çocuğun üstün yararı var. Evet.
Yani bu tarz durumlarda tabii ki çocuğun da annenin kızlık soyadını kullanması mümkün. Hakim burada çocuğun üstün yararının varlığına bakıyor. Zaten çocukla ilgili bütün konularda hakim çocuğun üstün yararını arıyor. Çocuğun üstün yararının ne olduğu da Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmeleri kanunlarıyla belirlenen şeyler. Yani çocuğun üstün yararı rastgele hakimin kafasına göre subjektif bu olayda var, bu olayda yok diyebileceği şeyler değil. Bunların kıstasları var. Üç Evet. uzmandan rapor alınıyor. Gerçekten üstün yararın ne olduğu araştırılıyor ve buna göre veriliyor bu kararlar. Çok şükür ki aile hakimlerimiz artık bunları çok iyi biliyorlar. Evet. Ben memnunum. Aile Evet. hakimlerinden de Evet. Yargıtay'ın bu konuya bakan özellikle istinaf BAM yeni bir kurum iki hukuk dairesinin kararlarından, çalışma hızından son derece memnunum. Konuyu çok iyi bilen alanının uzmanı hakimler olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak ben de katılıyorum. Ankara Adliyesi'ndeki aile mahkemesi hakimle gerçekten bir yılın içerisinde 1000'in üzerinde vakayla karşılaşıyorlar. Eğer 10 yıl o mahkemede hakimlik yapmış olsalar en az 10 bin vakayla karşılaşıyor olmuş olmaları gerekir. Ve dolayısıyla bu tabii ki ciddi anlamda mesleki tecrübeyi besleyen bir durum. Evet. Mutlaka karşılaşıyorsun, boşanmak için geliyorlar. Diyor ki 30 yıldır evliyim, ne kadar tazminat alabilirim? Bunca yıllık emeğim var, bu yaşa geldim. Bu tazminatların bir kıstası var mı? Yani biz bunu metreyle mi ölçeceğiz, santimetreyle mi ölçeceğiz, nasıl yapacağız sevgili Aslan? İşte demin anlatmıştık nafakada, burada da hakime büyük iş düşüyor. Çünkü her olay o kadar hayat birbirinden farklı ki. Yani benim şöyle, o zaman ben de hakim olarak değil de bu davalara bakan bir avukat olarak 20 bin lira tazminat alıp 10 yılına 20 yılına mutlu mesut ayrılan da oluyor. 1 trilyon 2 trilyon maddi manevi tazminat alıp da çok mutsuz, benim 30 yılımın hakkı bu değildir diye o davayı kapatan da oluyor. Boşanma davaları o kadar ilginç ki burada tamamen somut hayatın koşulları, evlilik birliği içerisinde nasıl bir hayat yaşandığı, orada yaşanan ortak hayatın standartları nedir? Bir evlilik düşünün ki iki asgari ücretle bu evliliği devam ettiriyor. Bunların evliliği bittiğinde 20, 30, 50 bin liraya kadar olan tazminatları kusurlu olan eşten, kusursuz olan eş alınca kendini iyi hissedip adalet duygusu tatmin olurken diğer tarafta hanlar, hamamlar, fabrikalar mevzubahis ve böyle bir evliliği 20 yıl, 30 yıl sadece ev içi emek işçisi gibi götüren kadın da bittiğinde 1 trilyon, 2 trilyon, birer trilyon maddi manevi tazminat alsa bile mutlu olmayıp ya ona kaldı 10-20 diye mutsuz da olabiliyor. Yani çok kişiye özgü. Hakim de burada tamamen olayın koşulları, somut olayın koşulları diyoruz biz bunu hukukta, davanın koşullarına göre belirliyor. Ama burada yine en önemli kıstaslardan bir tanesi de evlilik birliği temelden sarsılmış olacak. Bu sarsıntı nedeniyle hayat çekilemez olacak. Bir de bu evliliğin bu hale gelmesinde kusurlu taraf karşı taraf olacak. Yani tazminat hukukunda tazminat ödeyecek kişi kusurlu olacak. Bu kusur ispat edilecek. Kusur ispatlanmadığı sürece karşı tarafın trilyonları da olsa 1 lira tazminat alınamaz. Geçen hafta bir dava sonuçlandırdım. Gerçekten iki tarafın trilyonları var. Dava 3 yıl, 4 yıl sürdü. Dava sonucunda kadın, bayan müvekkilim çok büyük rakamlar alacağı düşüncesindeyken sürpriz bir şekilde hakimimiz son celse tarafların kusurunun, her iki taraf da kusurlu, davayı kabul etti. Eşit kusurlu olduğu kanısına vardı. Ve eşit kusur durumunda da tazminata hükmedilmiyor. Bu da Evet, bu önemli. ayrı çok önemli. Eşit kusur halinde Çok önemli. boşanmada bir tazminata hükmedilmemiş olması Hükmedilmiyor. Evet. gerçek. Dolayısıyla her boşanmada özellikle taraflardan bir tanesi zenginse çok büyük beklentiler içerisinde tazminat anlamında
olmamak gerektiğini anlıyorum senin söylediklerini. Tabii. Müvekkillere bunları baştan anlatmak gerekiyor. Yani kusur hukuku, boşanma hukuku. Şöyle, bu da çok önemli, çok bilinmeyen bir şey. Kusur ilkesi geçerli dedik. Kusuru ispat etmemiz geçerli dedik. Şu düşünülebiliyor. Hani ben de kusurluyum, eşim de kusurlu. Hatta ben daha ağır kusurluyum. O zaman dava açamam mı sorusuyla da çok karşılaşıyoruz. Sen sormadın ama aklıma gelince eklemek istiyorum. Evet. Bunu Medeni Kanun 166'ya 2 düzenliyor ve ağır kusurlu eş de dava açabiliyor. Bu pek bilinmiyor. Evet. Yani 166'ya bir genel boşanmanın nedenlerin biliniyor, hani kusur olursa tazminat hükmedileceği de biliniyor. Ama ağır kusurlu eşin dava açamayacağı zannediliyor hukukumuzda. Bu doğru değil. Ağır kusurlu eş de dava açabilir ve açtığında da karşı tarafın da az da olsa bir kusurunun varlığını ispatlarsa boşanma gerçekleşebilir. Ama tabii ağır kusurlu eş kalkıp da daha az kusurludan tazminat alamaz. Olamaz. Evet. Tazminat hukukundan Aslında alamaz çok, tabii. çok gerçekten çok keyifli bir sohbet. Sorular bitmiyor. Hemen bir soru daha soralım. Ben Evet, de zaten anlatmayı çok sevdiğim için Onurcuğum. Hiç evet. problem değil yani. Ben de keyifle dinliyorum seni. Şimdi Sabaha kadar anlatabilirim, evet. evet. Memnuniyetle. Şimdi evliliklerin içerisine üçüncü kişiler giriyor. Yani bazen bu bir kadın olabiliyor, bazen bir erkek olabiliyor. Bir dönem bununla ilgili üçüncü kişiden sadakat yükümlülüğünü ihlal etmeyen eş, yani sadık olan eş, üçüncü kişiye karşı bir tazminat davası açıyor ve bir manevi tazminat talebinde bulunuyordu. Bugün için bu mümkün mü? Yani biz sadakat yükümlülüğünün ihlali durumunda üçüncü kişiyi cezalandırabiliyor muyuz? Çok yazıldı, çizildi. Basında çok yer verildi. Bunun nedeni iki hukuk başka bir karar verdi, üç hukuk başka bir karar verdi. Hukuk dairleri arasında bile bu konuda farklı kararlar ve fikirler çıkınca halk arasında da bu çok merak edildi. İki hukuk dairesi başkanı Ömer Urgenç Can bunun adına sevgili tazminatı dedi. Çok kabaca. Sonuç olarak ben baştan beri şöyle düşündüm ve savundum kendi hukuk mantığımla. Evlilik bir sözleşme olmuyor. İki kişi arasında aktediliyor. Evet. Sadakatsizlik Ama iki kişi yapıldığında arasında olmuyor. Yani daha çok bir tango değil de böyle bir halay gibi oluyor. Aileler falan da girdiği için, değil mi? Biraz çok iyi diyorsun, o yönü ülkemizde var. Ama hukuken tabii ki bir tango. tango sözleşme hukuku açısından da öyle, iki kişilik bir sözleşme haliyle üçüncü kişiden bu konuda ben tazminat istenemeyeceği görüşündeydim baştan beri. Sonuç olarak hukuk daireleri de bu fikre vardılar. Yani bugün için, bugün için İsteyemiyoruz. bu Sevgili tazminatı diye bir tazminat yok. yok, evet. Ama bu kusuru sizin sözleşmenizin tarafı, yani karınız ya da kocanız, eşiniz kim Evet. işlediyse ondan isteyebiliyoruz. Aynen. Tabii ki onun sadakatsiz davranışını ya da güven sarsıcı davranışını ispat etmek şartıyla. Şartıyla, evet. Evet. Dolayısıyla bu üçüncü kişilerin yüreğine bugün itibariyle iki saatin artık onlar biraz daha rahatlar. Peki, zaman zaman kamuoyunda üçüncü sayfa haberlerinde de gündeme geliyor. Mesela evli olduğu halde kendisini bekar bir kişi olarak tanıtıyor. Ya da sahip olmadığı mesleği veya sahip olmadığı koşulları, kualifikasyonu, nitelikleri varmış gibi kendisini Söyleyerek göstererek evlenme akdine ikna ediyor mesela kişiyi. yanıltıyor. Bu tip Evet. kişiler yönünden kusur değerlendirmesini nasıl yapıyor mahkemeler? Güven sarsıcı harekettir diyor. En basit anlatımıyla bu diyor, güven sarsıcı harekettir diyor ve boşanma nedenidir. Bir yılı geçtiyse çekişmeli, boşanmada bu durum ispat edilirse bir boşanma nedeni olarak kabul ediyor bunu. Evet. Evlenmekten vazgeçmeyen insanlar var. Yani boşansa da ısrarla yeniden evlenmek isteyen insanlar var. Acelesi olan insanlar var. Bir an evvel ikinci evliliğini, üçüncü evliliğini yapmak istiyor. Belki bu konuda çok meşhur sanatçılarımız vesaire de var, malum biliyorsun. Şimdi yeniden evlenmek için Medeni Kanun'un öngördüğü bir
boşanmadan sonra bir bekleme süresi var mı, yoksa hemen ikinci nikaha koşabiliyor mu insanlar? Koşamıyorlar, kötü bir haber. Böyle bir süre var. Türk Medeni Kanunu boşanmanın kesinleştiği günden itibaren 300 gün, biz hukukçuların da adına iddet müddeti dediğimiz bir süre belirlemiş bu konuda. Burada tarafların hemen evlenmemesi ya da onları cezalandırmak değil de bir çocuk söz konusu ise doğacak çocuğun nesebinin ileride karışıklığa neden olmaması için getirilmiş bir süre bu. 300 günlük medeni kanunumuz bir süre görmüş. Burada hamileliğin 9 ay 10 gün olduğu hesaplanarak bu 300 günlük süre belirlenmiş. Hani bu kadın evlenecekse bile boşandıktan sonra, boşanması kesinleştikten sonra 300 günü beklesin ki doğacak çocuğu boşandığı eşinden midir, yeni evleneceği eşinden midir? Bu konuda bir karışıklık olmasın diye düşünülmüş. O zaman bu süre kadınlar için öngörülmüş olan Tabii, bir tabii. süre. İddet müddeti Dolayısıyla kadınlar için. var ise ceninin, yani nesebinin tayini bakımından öngörülmüş olan bir süre, o zaman erkeklerimiz hemen evlenebiliyorlar. Yani boşanıp Aynen öyle. İkinci gün evlenebilirler. koşa koşa nikah dairesine Boşanın. yeniden gidebiliyorlar. Bu da onlar açısından, bakın, erkeklere bir müjde vermiş olduk böylelikle. Yaş Hemen. olum müjde midir bilmiyorum. Çünkü aslında boşanma davalarıyla bu kadar yakın ilgilendikten sonra, boşanmadan sonra geçen ilk 6 ay, hatta ben daha kabaca buna 1 yıl bile diyorum. İnsanların kanun 300 gün diyor. 365, bir yıldan birazcık kısa. Ben daha katayım demek ki 365 gün, bir yılda olmadan hiç sağlıklı bulmuyorum. Çünkü yani insanın geçmiş hayatının bir muhasebesini yapması lazım. Bunun için de bir yılı gerçekten, yani öbür türlü yapılan evlilikler bana göre yara bandı niteliğinde olabilir. Ben öyle değerlendiriyorum. Hukuki bir görüş değil, bir fikirdi sadece Muhakkak biz sonuçta bu. toplumun, avukat olarak toplumun içerisindeyiz ve çok sayıda vakayla karşılaşıyoruz. Sen alanın olduğu için bu vakalarla daha çok karşılaşıyorsun. Doğal olarak bundan sosyolojik sonuçlar, psikolojik sonuçlar, efendime söyleyeyim, istatistiki bir takım sonuçlar Evet. çıkarmak son derece olağan. Sadece işin avukat kısmında değil, biraz da bu kısımlarındayız. Yine sonuçta Sosyolojik olarak evet, ben toplum mühendisliğini de çok önemsiyorum. Demin nasıl istatistiklerden bahsettik? Bu istatistik veriler çok önemli. Bunun gibi boşanma öncesi, boşanma sırası ve boşanma sonrası veriler de çok önemli. tabii ki. Sevgili Aslan, yine sorulan sorulardan bir tanesi, evlilik birliği içerisinde taraflar çok doğal olarak, yani ortak bir cüzdan var. Harcamalar belli bir kalemden yapılıyor. Bazen kadının ekonomik durumu iyi olabiliyor, bazen erkeğinki, bazen denk Evet. olabiliyorlar. Ama birbirleriyle bu parasal ilişkiyi bir alacaklı borçlu şeklinde dizayn etmiyorlar. Birbirlerine yeri geldiğinde para verebiliyorlar. Yani bunun kadının kesesinden Borçlanabiliyor. harcanması ya da erkeğin kesesinden harcanması çok önemli olmayabiliyor, ama boşanma süreçlerinde bunlar gündeme geliyor. Diyor ki, eşime işte 50 bin lira vermiştim, eşime 100 bin lira vermiştim, bu parayı bana iade etmedi, ben bunu geri istiyorum falan filan. Şimdi böylesine hallerde eşler arasında bir alacak borç ilişkisi doğuyor mu? Talep edilebilir mi bu? Bu bir ahlaki ödev gibi mi değerlendirilir? Kavramsal olarak biz buna nasıl bakacağız? Yok, medeni kanunumuz eşlerin birbirine borçlanabileceğini düzenliyor. Nasıl herhangi bir arkadaşınız Ahmet'ten, Mehmet'ten borç alıyorsanız aynı şekilde evlilik birliği içerisinde eşinizden de borç alabiliyorsunuz. Sadece bir fark var. Yine borç alan eş, yani ödemekle yükümlü olan eş, evlilik birliği içerisinde bunu ödeyemiyorsa ödemenin ertelenmesini aile mahkemesi hakiminden isteyebiliyor. Ama bunların hepsi evlilik birliği içinde oluyor bakın. Boşanma sırasında değil. Zaten boşanma davasının açılması günüyle artık taraflar arasındaki mal rejimi, mal ayrılığı oluyor. O günden itibaren herkesin kazandığı kendi cebine, kendi kasasına. Davanın açıldığı gün. Boş bittiği gün değil. Açıldığı günden itibaren. Ama o güne kadar ki borçlanmak, borç almak, borç vermek mümkün. Hani bizim Türk hukukuna bu madde çok uymuyor. Anlattığım yerlerde bu konuda bana bu konuda sorular ve eleştiriler gelince de ben bunu daha çok anlıyorum. Hani bizde eşler arasında borç olur mu deniliyor. Ama medeni kanun buna izin veriyor. Borç alınabiliyor. Ödenmesi de mümkün. Ödenmemesi durumunda orada da şöyle bir kıstas getirmiş yine kanun. Diyor ki kanunumuz, eğer borçlu olan eş bu borcu ödemenin
evlilik içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmekte mahzuna neden olacağını ispatlayabilirse diyor, ödemeyi erteleme alabilir diyor. Bakın burada da çok ilginç. Parayı eşine verdi ama tatili geri ödemeyi eşinden istemiyor, hakimden istiyor. Hakim kararıyla ötelenen, yani aile hakiminin yine kamusal bir iş yapıp da ailenin içine giren, başta da demiştik ya üçüncü evet, yine bir üçüncü kişi olarak ailenin içine müdahale ettiği durumlardan bir tanesi, ender durumlardan bir tanesidir bu. Eşlerin borç alacak durumları. Ama mümkün. Evet. Hakimin bu tip durumlara müdahalesiyle ilgili hukuk fakültesinden anımsadığım bir örnek var. Eşler çocuklarının adına müştereken karar veremiyorsa, doğan bir erkek çocuğu diyor ki eşlerden erkek olan benim babamın adını koyalım diyor. Kadın diyor ki yok diyor, benim babamın adını koyalım. Ya ikisini de koyalım, bir türlü olmuyor. Karar veremiyorlar. Bu durumda hakim ne yapabiliyor? Müdahale edebiliyor değil mi? İsim durumunda müdahale edebilir mi? İnan bunu bilmiyorum. İlk kez duyuyorum. Böyle bir dava türüyle hiç karşılaşmadım. İsme müdahale ediyor mu? İşte burada İspanyollar güzel bir çözüm bulmuşlar. Biliyorsun 5 isme kadar uzatabiliyorlar. Ahmet, Mehmet, Veli, Çan, Santiago şeklinde. Bizde de ataerkil toplumlarda tabii baba isimleri, anne isimleri çok önemli ama isim konusunda hakimin müdahalesini inan ben ilk kez duyuyorum, bunu araştıracağım, bilmiyorum. Medeni kanunda var, hakimin babasının adını koyuyorlar o zaman. Biz hukuk fakültesinde öyle söylerdik, derdik ki eşler karar veremiyorsa o zaman hakimin babasının adı olacak. Çok güzel, harika bir örnek. Araştırmanı rica ediyorum. Tabii, evet, yani yansımış örnekler ve Yargıtay kendi davalarımız ve Yargıtay kararlarındaki davalardan biz hani araştırmalarımızı yapıyoruz. Ben hiç bugüne kadar çok da karar okuyup taramama rağmen isim koyma konusunda bir uyuşmazlık ve hakimin müdahalesini görmedim açıkçası. Ya milyonda bir örnektir zaten ama Medeni Kanunu'nda bununla ilgili bir düzenleme ki konumuzla ilgili Onur'cum bir şey unuttum. Şimdi aklıma geldi, onu eklemek istiyorum. Yanlış bilgi ya da eksik bilgi olmasın diye. Lütfen. Geldiğimiz bugünün Türkiye'sinde 2021 yılında tıptaki ilerlemelerle artık bu iddet müddetinin kısaltılması ya da kaldırılmasını da mahkemeden istemek mümkün. Hani hakimden evet, neler isteyebiliyoruz derken aklıma geldi. Şimdi artık yani eskiden bunlar tıp ben sanıyorum mümkün değilmiş. Medeni kanunumuzun ilk zamanları ya da 2001 değişikliğinden önce de mümkün olmayabilir ama son yıllarda, son 10 yılda tıptaki gelişmeler, eğer kadın hamile olmadığı konusunda bir test alır ya da aile hakimine başvurup da ben hamile değilim, bu 300 günlük müddeti kaldırılsın veyahut kısaltılsını talep ederse hakim bu konuda karar verebiliyor. Bayanlar da 300 günü beklemeden evlenebiliyorlar. Evet, o zaman orada kendi fikrimizi söylerken medeni kanunu unuttuk. Evet, son bir müjdeyi de sen vermiş oldun. Bence erkekte olan müjdeler değil bu. Sevgili Aslan, evlenmeyi ve boşanmayı konuştuk. Tabii son günlerde en önemli konulardan bir tanesi kadına şiddet olgusuyla beraber tartışılan İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık mı, çıkmadık mı, hala duruyor muyuz? Çok güzel soru. Neler yapanlar var. Bir tek adam iradesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden ya da bir uluslararası sözleşmeden çıkılabilir mi? Sözleşmenin adı İstanbul, biz ön ayak olduk devlet olarak, millet olarak. Buna imzalayan ülkelere dedik ki bunu imzalayın, bu çok iyi bir sözleşmedir. Hep birlikte gelin bunun altına imza atalım dedik. Sonra en önce biz çıktık. İstanbul Sözleşmesi gitti mi? Gittiyse yerine Ankara Sözleşmesi mi gelecek? Bu konudaki değerlendirmelerini rica edeyim. Sondan başlıyorum. Aile Bakanlığı bu sözleşmeyi kaldırdık, yerine Ankara mutabakatı yapacağız diyor. Hı-hı. Ben bu fikre katılmıyorum. Baromuz da buna katılmıyor. Ankara Barosu da geçen hafta sıcağı sıcağına ilk pazartesi günü Danıştay'a bu kararnamenin iptali ile ilgili dava açan kurumların ve kuruluşların başındaydı. Bu anlamda baromuzla da böyle bir baronun mensubu olmakla da ben gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi buradaki mesele şu Onurcuğum. Anayasadan kaynağını almayan bir devlet yetkisi olduğunu düşünüyoruz biz burada. Yani Cumhurbaşkanı bu işi kararnameyle yaptı.
İşte bir gece yarısı olduğu, sabah haberimizin olduğu, o gün internetin kısıtlandığı falan gibi şehir hikayelerini ve efsanelerini geçiyorum. Bunların hepsi bir yana gerçek de olabilir ama burada bizim hukukçular için önemli olan Anayasa Madde 104, Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan bir madde. Yani bu madde ortadayken bazı çevrelerce savunulduğu üzere ben bir kararname yaptım, kararname ile bu düzenlemeyi kaldırdım demek hukuken mümkün değil. Kanun koymak ve değiştirmek yine Anayasa Madde 87'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir karar almadan bir kararname ile bu işin yapılması hukuka uygun değil bizce. Bu yüzden bize göre İstanbul Sözleşmesi yürürlükte. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme. Dediğim gibi İstanbul'da yapılması bakımından bizim açımızdan çok önemli. Hem İstanbul'da yapıldı hem imzacı ülkelerden bir tanesiydik. Tabii yapıldığı tarihte imza vermeyen ülkeler de oldu ama bunun kötü olduğuna bir gerekçe olamaz. Uluslararası bir sözleşme yine Anayasa Madde 90'a göre uluslararası sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilir ve kaldırır diyor. Buna da burada bir sıkıntı var. Yani Anayasa Madde 87, Madde 90, Madde 104 gibi 3 tane anayasa maddesine göre biz bu kararnameyle getirilen uygulamanın iptalini istedik. Tek biz de istemedik. Çok fazla STK, kurum kuruluş, hatta bireysel başvurular bile oldu diye biliyorum. Tabii, evet. Oldu. Çok sayıda oldu. Bunun sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Ama tabii burada bizim için önemli olan tabii şu da var. Ben bir hukukçu olarak şunu da belirtmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi bizim elimizde kadına karşı şiddetteki tek mekanizmamız değil. Şimdi evet. Bu olmadı diye hemen bazı kişiler aman artık kadına şiddet serbest ne kadar da güzel diye basında, sosyal medyada propagandalar yapıldı. Bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü işin kazın ayağı öyle değil. Evet. 184 var. Şiddet kadına, çocuğa, hayvana, herkese karşı suç. Bir kere toplumsal ve ahlaksal olarak önce bunu bizim içimize sindirmemiz gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi olsun adı, Ankara Mutabakatı olsun, ne olursa olsun. Kadına karşı şiddetin yanlış olduğunu, bunun kanunlarla cezalandırılacağını, bir karşılığı olduğunu bizim artık toplum olarak kabul etmemiz lazım. Muhakkak. Toplumun her aşamasında. Senin ifadelerinden şunu anlıyorum. Ortada bir fonksiyon gaspı var. Yani yasamanın yapması gereken bir işin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üstlenilmesi hukuken mümkün değil. Bizim koruma mekanizmalarımız yasada devam ediyor. 6.284 sayılı yasada tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda devam ediyor. Yani erkekler şiddet uygulamak isteyen erkekler. Tabii ki tüm erkekler değil. Ayaklarını yine denk almaya devam etsinler. Çünkü yasalar geçerli. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığını zannetmek ve adeta suç işlenmesinin kadınlara karşı şiddet uygulanmasının serbest olduğunu zannetmek tamamen bir hayal. Elbette yasalar bunu en ağır şekilde cezalandıracak. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Bunun ben daha çok siyasi nitelikte bir spekülasyon olduğuna inanıyorum. Gerçekten iddia edildiği gibi bir sözleşme mi yoksa gerçekten koruma mekanizmalarını öngören kadınına karşı şiddete ilişkin ülkelerin yükümlülüklerini ifade eden genel bir mutabakat metni mi, bu konudaki değerlendirmelerini de rica ederim. Herkesin açıp okuması gereken bir sözleşme bana göre, anayasa gibi. Çünkü açıp da sözleşmeleri okumadığımız zaman böyle kulaktan dolma bilgilerle fikir yürütüyoruz. Bu da sağlıklı olmuyor. İstanbul Sözleşmesi devlete yükümlülükler getiriyor. Yani bizim ceza kanunumuz, mahkemelerimiz, kanunlarımız zaten demin de söylediğimiz gibi var. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Devlete kadına karşı neler yüklüyor? İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda aktif rol almasını, işte şönimlerin kurulmasını, şiddet izleme merkezlerinin kurulmasını, şiddet mağdurlarının evlerinden ayrı barınmasının sağlanması gibi
Bir de şiddet yapan kişilere erkek demiyorum, dikkatini çekerim. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Bunların belli bir süreyle 6 ay gibi ilk etapta izlemeye alınması, rehabilite edilmesi, bunun gibi tedbirler. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi devlete bayağı yük yüklüyor. Evet. Ve kabulünden bu yana imzacı bir ülke olarak biz de çok ilginçtir. Bu hükümlerin çoğunu yerine getirdi bizim ülkemiz. Getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Çok ilginçtir. Nereden biliyorum bunu? Ben de tam 2012 yılından itibaren Kadın Hakları Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra bir STK'larla ve Aile Bakanlığı'yla birlikte görüşmeler yürüttüğümüz bir kurulumuz vardı. Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda ne kadar aktif çalıştığını, şiddet izleme merkezleri kurduğunu, kadınları ilk şiddet vakasında sadece karakolda bırakmayıp işte alıp da sığınma evlerine yerleştirdiğini, her ilde ilin nüfusuna göre sığınma merkezleri açıp buraları gözettiğini, burada kalan kadınlara iş yaşı sağladığını, ardından işte rehabilite hizmetleri verdiğini. Tabii orada şöyle bir şey var, bizim ülkemizdeki erkekler zorunlu kılınmadığı sürece şiddet uygulayanlar rehabilite edilmeyi de pek istemiyorlar. O konuda gönüllü değiller. Çok az kişi bu rehabilitasyon imkanlarından faydalandı o dönemde bildiğim sayılar kadarıyla. Aslında bizim ülkemiz bu anlamda bunların hepsini bu kadar iyi, rayında, güzel uygulamaya devam ederken zannediyorum 2 yıl önce bu sözleşmede bir takım aksaklıklar var. Çıkılsa mı, kalınsa mı diye komisyonlar kurulmaya başlandı. Biz de buradan bu komisyonlara çağrıldık ve ilk ben bunu duyduğumda çok şaşırdım açıkçası. Hani bu kadar güzel uygulanan bir kanundan neden biz vaz mı geçsek, şu maddeleri iyi mi diye tartışmaya başladık. Orada mevcut hükümetin, siyasi iktidarın şöyle 2 tane söz şeyi var bize. Yani neden olarak sunduğu. Birincisi LGBTİ haklarını çokça savundu. O konularda da çok destek verildiği ve hükümete iş düştüğü, hükümet eliyle bunun yapılmak istenmediği. Evet. Bir de bu kadar çok tedbir uygulanmasının boşanmaları arttırdığı. Yani artık canı sıkılan kadın karakola başvurup işte eşim evden uzaklaşsın, ben sığınma evine alayım diye başvuruyor gibi bir kanı oluşmuş. Bizzat bu yüzden senin, bizzat senin verdiğin istatistiklerle Türkiye'de boşanma oranlarının artmadığını görüyoruz. Dolayısıyla evet, bunu da öncesinde konuştuğumuz faydalı oldu. Evet, bu istatistikler devlete ait olan istatistikler. Türkiye tabii TÜİK verilerini paylaştık. TÜİK verilerine. Tabii. Dolayısıyla boşanmaların arttığı ve aile yapılarının dağıldığı gibi bir şey, bir vesveseden, bir vehimden ibaret. Birinci nokta bu. Evet. İkincisi, bizde boşanmalar artmıyor, bizde evlenme yaşı yükseliyor. Yükseliyor, evlenme azalıyor. Dolayısıyla evlenme azalıyor. İnsanlara evlenmelerini tavsiye etmek ya da çocuk sayısı konusunda tavsiyede bulunmak tamam da bunun ülkenin ekonomik gerçekleriyle ve kişilerin kendi gelişim süreçleriyle de çok ciddi bir bağlantısı var. İşe, ekmeğe, aşa sahip olmayan insanların bir aile kurup onu yürütebilmesi elbette kolay değil. Sadece Allah rızkını verir, yeter ki işte 3 çocuk olsun, 5 çocuk olsun demek çok mümkün değil. Biraz önce senin izah ettiğin konuda bir küçük ekleme de ben yapmak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde takip ettiğim eşi tarafından katledilen Ayşe Paşalı cinayeti davasıyla ilgili olarak hükümet kanadı savunma yaptığında işte biraz önce tam da senin söylediğin şeyi söylediler. Dediler ki biz İstanbul Sözleşmesi'nin imzacısıyız. 6284 sayılı bir yasamız var. Koruma mekanizmalarımız var, şiddet önleme merkezlerimiz var, sığınma evlerimiz var. Aynı zamanda aile içi şiddet bürolarımız var, savcılıklar nezdinde bu tip bürolar kurduk. Yani kadın, şiddete uğrayan kadın koruma mekanizmalarına en süratle bir şekilde ulaşıyor dediler. Bu savunmayı yapmalarının üzerinden şöyle söyleyeyim, bu dosya 26 Mart 2020 tarihinde karara çıktı. Yani bundan tam evet, bir yıl önce. Bir yıl önce. Evet, tam bir yıl önce. Bugün 27 sayın. Tam bir yıl önce karar çıktı. Ve hükümet bundan önceki sorumluluklarını anımsayarak bir deklarasyonla dostane çözüm önerdi bize.
Biz de aile adına bunu o zaman kabul etmiştik ama yazılı savunmalarında bunu söylemişlerdi. Hemen bir yıl sonra İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek açıkçası bu savunmayla da Aykırı. çelişen Evet. bir durumu ortaya koyuyor. Sevgili Aslan, sona doğru geldik. Çok keyifli bir sohbet. Tabii ki sen de konunun kompetanı uzmanı olarak sabaha kadar bu Estağfurullah. konudan Konuşmayı seviyorum. ondan eminim. Son olarak bizimle paylaşmak istediğin şeyler neler? Aynı dediğim gibi ben konuşmayı ve mesleğimi çok sevdiğim için mümkün olsa sabaha kadar anlatırım. Konu da zaten çok derin, çok farklı başlıklar içeriyor. Biz bugün çok kısaca boşanma nedir'e şöyle bir girebildik. Şunu söylemek istiyorum. Demin söylediğin nokta çok doğru. Dedin ya bir yıl önce böyle bir savunma yaptı. Ben tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. 2 yıl değil, 1,5 yıl önce de bu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıralım mı komisyonunda biz görev almıştık. Yani bu daha aslında bir 1,5 yıllık bir mesele bunu kaldırma çalışmaları. Sonucun hem de bir kararnameyle meclise hiç gelmeden buraya gelmesi hepimiz adına üzücü. Ama biz şiddete karşı çalışmaktan, kadın için çalışmaktan, her yerde her alanda kadınların sesi sözü olmaktan hem kendi mesleğimiz adına hem kamusal alanda bulunduğumuz bütün yerlerde vazgeçmeyeceğiz. Çünkü yani şiddet gerçekten bir insanlık sorunu. Şöyle bir çalışma okumuştum. Gerçekten doğru veriler bunlar. Kanada'da bir kadın 47 şiddet vakasından sonra kolluğa başvuruyormuş Kanada'da. Bunu duyduğumda ben çok şaşırdım. Çünkü hani Avrupa ülkesi, Kanada gayet gelişmiş bir ülke. Bizim ülkemizde durum nedir diye ilk bu iş araştırmaya başladığımda yine 2012 yıllarında ülkemizde böyle bir istatistik veri olmadığını gördüm. Ama bu İstanbul Sözleşmesi'nden sonra devletin işe el atmasından sonra aslında biz bu verileri de toplar hale gelmiştik. Artık karakollarda, adliyelerde, cezaevlerinde hem kadın hem erkek olayın tüm tarafları açısından veriler toplanıyordu. Bu da çok kıymetli bir kazanımdı. Şimdi bunların hepsinden birden vazgeçmek istemiyoruz. Şiddet algısının kültürel anlamda da değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Deminki örneği o yüzden verdim. Şimdi Kanada gibi bir ülkede 47 şiddet vakasından sonra karakola başvuruluyorsa benim kanım ülkemizde herhalde bir 50 vakadan sonra ancak başvuruluyordur diye düşünüyorum. Yani karakola giden kadın gerçekten çaresiz. Bir gece çocuğunun elinden ikisi de yalın ayak, üstlerinde montları olmadan Ankara'nın bu soğuğunda çıkıp da karakola giden çok kadın gördüm ben. Yani öyle bir gemileri yakıtla çıkmak var ki orada çünkü kalsa ölecek. Dövülecek, ölecek. Böyle bir hayati tehdit altında olan insana yardım etmek bence tabii ki biz kadın hakları savunucuları gönüllü bu işi yapıyoruz. Öncelikle devletin görevi. Devlet bu nedenle bu konudaki görev ve vazifelerinden el çekmemeli. Toplum bu konuda eğitilmeli. Bu nedenle siyasi söylem değişmeli. Ama bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Biz de bu zaman içerisinde bu alanda çalışmaya gönüllerle olarak devam edeceğiz. Evet. Emeklerine sağlık, güvene sağlık, ağzına sağlık. Çok keyifli bir akşam oldu. Hukuk sohbetlerinde seni ağırladık. İnşallah fırsat olur ileride yine başka konularda birlikte oluruz. Sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.